Çözmeye devam ediyoruz sevgili gençler. Birinci sorumuz kolay bir soru. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Ee, A eşittir 3 çarpı 2 oluyor. A eşittir 6. Ceyhan. İkinci sorum sağ, sol tarafı 4'e böldüm 1, sağ tarafı 4'e böldüm. 5 eksi 5 görüyorsunuz. Ne oldu o zaman? A bölü 3 eşittir. Eksi 5 İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Nedir buradan? A eşittir. Eksi 15'tir. Cevap diğer bakır. Üçüncü soru. İçler dışlar çarpımı yapıyorum yine. Ne oldu? 2A artı 1 eşittir. Eksi 21. Artı bir karşıya eksi geçti. Eksi 22 oldu. 2A eşittir 22. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Nedir? A eşittir eksi 11 olmalı. Cevap Bursa. Dördüncü soru hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 5x eksi 10 eşittir 12 eksi 2x. X'leri sol tarafta topluyorum. 5x artı 2x eksi 2x artı geçti. Eksi 10 karşıya artı geçti 22. 7x eşittir 22. x eşittir buradan 22 bölü 7'dir. Cevap Bursa. Evet 5. soruyu çözmeden önce burada tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmemiz gerekiyor. Ne yapıyorum? 3x 3x şunu sileyim yeniden yazayım bari. 3x artı 5 bölü 2x eksi 3 kesrini yazdım. Eşittir. Diğer kesrimi e, bileşik kesre çeviriyorum. 3 kere 1, 3. Bir daha 4. 4 bölü 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne oldu buradan? 9x artı 15 eşittir. 8x eksi 12. 9x'ten 8x çıktı. x kaldı. Buradan artı 15 karşıya eksi geçti. Eksi 15 eksi 12 x eşittir. Eksi 27 olmalı. Cevap diğer bakır. Altıncı sorumuzun çözümü yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. Ee, ne olacak? 6x eksi 3 eşittir. 8 ile 3 eksi -2x 2x'i çarpıyorum. 24 eksi 16 x. 16 x'i sola alıyorum. 6 x de toplandı. 22 x yaptı. Eşittir. Eksi 3 karşıya artı geçti. 24 ile toplandı. 27 yaptı. Buradan ne çıkıyor ortaya? x eşittir. 27 bölü 22 gibi bir sonuç çıkıyor. Cevap C. H. 7. soruda işlem yapmadan önce sadeleştirme yapıyorum. 2 bölü 8 kesrini 1 bölü 4 olarak yazıyorum. Payda eşit diyeyim. 3 ile 5 ile yeniden yazayım. 3, 5 kere 2 10, 10 x 10 x eksi 3 kere 3 9 eksi 3 x Evet, paydam ne oldu? 15 eşittir 1 bölü 4. 10x'ten 3x çıktı, 7x kaldı. 7x eksi 9 bölü 15 eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Buradan ne olacak? 28x eksi 36 eşittir 15. Eksi 36 karşıya artı geçti. Toplandı. 51 yaptı. 28x. Her iki tarafı 28'e böldüm. x eşittir. 51 bölü 28. Cevap Bursa. 8. sorumda yine bir sadeleştirme yaparak işe başlıyorum. 11 ile 33'ü 33, 33 sadeleştirdim. 1 bölü 3 yaptı. O zaman 3 artı 4x bölü 3 artı 1 bölü 3 eşittir. Eksi 1 artı 3x bölü 2 diye yazayım sağ taraftaki eşit insandaki ifadeyi. Bakın 1 ile 3 toplandı 4 oldu. 4 artı 4x bölü 3 diye yazdım. Eşittir. Eksi 1 artı 3x bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapıyorum buradan ne olacak 8 artı 8x 8 artı 8x eşittir eksi 3 artı 9x evet 8x'i sağa alayım 9x eksi 8x eksi 3'ü sola alayım 11 yaptı 8 ile toplandı 9x'ten 8x çıktı x kaldı x eşitmiş 11 cevap diğer bakır. Evet 9. soruda payda eşitleyeyim. 2 1 bölü 3 kesrin paydasını 1 bölü 6 yapmak istiyorum. Yani 6 yapmak istiyorum. 1 bölü 5x artı 3 eşittir. 1 bölü 6 eksi 2 bölü 6 yaptık. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 bölü 6 oldu. O da 1 bölü. 5x artı 3. Efendim buradan ee, şöyle düşüneyim. Şu eksiği alıp kaydırayım. Şuraya. Eksi olsun. Burayı artı yaptım. Buradan ne söyleyebilirim? 5x artı 3 eşittir. Eksi 6. 5x eşittir. Eksi 9 x eşittir buradan 9 bölü 5 cevap Adana. Evet 10. soruya paldır küldür başlamamız gerekiyor. Biraz dikkatli bakıyoruz. Bakın 2 eksi 3 a 2 eksi 3 a ortak. O zaman bunları ortak çarpan parantezine alıyorum. 2 eksi 3 a. İçeride kalan ifadeler ne kaldı? 2000 11 bölü 2023 artı 2009 bölü 2010 eşitmiş bu çarpım sıfıra. Şimdi çarpımda ikinci bileşen yani 2 eksi 3a hariç şu bileşen sıfır değil. Demek ki sıfır kimden geliyor? 2 eksi 3a yani sıfır olan 2 eksi... 3a'dır eşittir sıfırdan. 2 eşittir 3a her iki tarafı 3'e böldüm a eşittir 2 bölü 3 olmalı cevap diğer bakış. 11. soru paydadaki ifadeyi basitleştireyim 3 kere 2 6 1 çıktı 5 5 bölü 3 ters çevrilip çarpıldığı zaman ne olacak 6 bölü 5 olacak eşittir eşitliğin sağı ne olacak? Sağı 3 bölü 2x olacak. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 12x eşittir 15. Buradan x eşittir 15 bölü 12. E, sadeleştirme 15 3'e böldüm 5. 12 3'e böldüm 4. Cevap 5 bölü 4 olmalı. Diğer Diyarbakır. 12 sorumuz e, onu neye bölelim ki eksi 5 versin o zaman şu paydadaki ifade eşittir eksi 2 olmalı. Eksi 2 e, eksi 2'ye eşit Bu 3'ü de sağa alayım. O zaman ne oldu? Eksi 3 artı a bölü 1 eksi 2A eşittir 3'ü karşıya atıyorum Eksi 2'nin yanına eksi. 5 oldu. Bu eksilikler birbirini götürdü. Ne kaldı o zaman? 3 artı a bölü 1 eksi 2 a eşittir. 5 oldu. 5'in altına 1 yazayım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne oldu orası? 5 eksi 10 a eşittir. 3 artı a oldu. Eksi 10a'yı sağa alayım. Ee, bu biricik a'nın yanına. 11a yaptı. 5'in yanına 3'ü getireyim. Eksi oldu. 5'ten 3 çıktı. 5'ten 3 çıktı. Hadi yazayım. 2. 11a eşittir. 2. Buradan her iki tarafı 11'e böldüm. a eşittir. 2 bölü 11. Cevap Adana. Evet 13. soruda denklemin çözümünün boş küme olması için denklemde x'lerin yok olması gerekiyor. Sol tarafta eksi 5x var. E, sağ tarafta da eksi 5x'i elde eder isem e, bu x'ler birbirini yok edecek. Denklem çözümsüz olacak. O zaman x'in kat sayısı k 2. Sağ tarafta başka ne var? Eksi 3 var. Bunları ortak çarpan aldım. x artı 7 var. Sol taraftaki x'in katsayısı eksi 5. Eğer şu katsayı da eksi 5 olursa, yani k eksi 5 yapar eşittir eksi 5'ten, burada nedir? K eşittir 0. Eğer k'ya 0 verilirse, ne olacak? X'ler birbirini götürdü, bütün x'ler gitti. Denklemde ne ortaya çıkıyor? 3 eşittir 7 gibi bir saçmalık oluşuyor, çelişki oluşuyor. Denklem evet. çözümsüz oluyor. Demek ki bu denklemimizi çözümsüz kılan k değeri kaçmış? Sıfırmış. Cevap diğer bakır. Evet 14. sorumuzun çözümü içler dışlar çarpımı yapacağım. Ve m 2 ile 2m artı 5'i çarpacağım. Eşitleyeceğim kime? 2M. 2m 3 ile m artı 1'in çarpımına. Hemen çarpımını yapıyorum ilk ifadenin. Ne olacak? 2m kare evet şunu yeniden yazayım inatçı hızlı m2. 2 m2. Ee, m yapıyoruz. 2m kare artı 5m artı 5m şimdi eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2'yi dağıtacağım. Eksi 4m eksi 10 eşittir. Sağ tarafı yapıyorum. 2m kare, 2m ile m'yi çarpıyorum. 2m kare, 2m ile 1'i çarpıyorum. Artı 2m. Eksi 3 ile m'yi çarpıyorum. Eksi 3m. Eksi 3 ile artı 1'i çarpıyorum. Eksi 3. E, 2m kareler gitti. 5m'den 4m çıktı. m kaldı. Eksi 10 eşittir. 2m'den 3m çıktı eksi m eksi 3 eksi m'yi sola aldım 2 m yaptı eksi 10'u sağa sağa aldım 10'dan 3 çıktı 7 kaldı ha gayret 2 m ise buradan m eşittir 7 bölü 2 cevap bursa 15. sorumuz mutlak değerli bir denklem 3x eksi 5 1'e de eşit olabilir. Eksi 1'e de. Çünkü e, eksi 1'in de mutlak değeri hatırlayacağınız üzere 1'e eşit. 1'in de mutlak değeri 1'e eşit. 1'i 2 farklı değer veriyor. Demek ki ne yapacağım şimdi? 3x eksi 5'i 1'e eşit diyorum. 6 yaptı 3x. Buradan x eşittir. 2 çıktı. Bir başka değer. 3x eksi 5 eksi 1 olabilir. Buradan karşıya geçti. Eksi 5. Ne oldu? Artı 5. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 3x. x eşittir. 4 bölü 3. 2'ye 4 bölü 3. Demek ki cevap Adana. Evet. Bu mutlak değerli e, denklemimizde mutlak değerinin içi x eksi 3 büyük e, büyük eşit 0 ise yani x büyük eşit 3 ise bir çözüm aradığımız zaman e, o zaman ne olacak x'in negatif değerini bulmayacağız demek ki neyi arayacağız x eksi 3 küçüktür 0 çözümüne bakacağız yani x 3'ten küçük olacak x eksi 3 3'ten küçükse o zaman mutlak değerin için negatif e, dışarıya çıkarırken biz onu eksiyle çarpacağız ki pozitif olsun Eksi x eksi 3. Evet şunu aksi aksi taksi kontrol z ile yazdıklarımı geri aldım. Evet. 3 olmalı diyelim. Eksi x eksi 3 artı 2 x artı 3 eşit 0. denkleminde işlem yapıyorum. Ne oldu? Eksi x artı 3 artı 2x artı 3 eşit 0. Eksi x ile artı x toplandı. x kaldı. 3, e, 3 daha 6. Karşıya geçti. Eksi 6. Demek ki x'in negatif değeri eksi 6'ymış. C. Ha?